Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Büyük Selçuklu Devleti'nin tarihini ele aldığımız video serimizde son olarak sizlerle birlikte Selçuklu Devleti'nin başkentinin Rey'e taşınması konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda ise ele alacağımız konu Selçuklu sultanları ve Anadolu'nun fetih sebepleri olacaktır. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte Selçuklu sultanları ve Anadolu'nun fetih sebepleri konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği, dilimizden döndüğünce sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Öncelikle hepiniz videoma tekrardan hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Selçuk Devleti'ni kuruluşundan beri uğraştıran en mühim meselelerden biri Göcebe Oğuzların muhaciretiydi. Selçuklu Devleti sınırları içinde ve Müslüman ülkelerinde kendi boy beyleri idaresinde müstakil hareket eden bu göçebe Türkmenler çok defa Selçuklu Sultanını tanımıyor veya zayıf bir ve feodal bağ ile ona tabi olsa bile yurt bulmak ve sürüleri ile birlikte beslenmek maksadı ile İslam beldelerini istila ediyorlar. Yerli halk ile mücadeleye girişiyor ve neticede yağma ve kıtale sebep oluyorlardı. Tuğrul Bey ve onun ilk halefleri İslam'ın sultanı ve hamisi ile ülkelerini ve tebaasını bunların çapullarından korumak fakat aynı zamanda devletinin temelini ve askeri kuvvetini teşkil eden bu ırktaşlarına yurt bulmak ve onlara geçim imkanları hazırlamak gibi birbiriyle çatışan iki azim mesele karşısındaydılar. Zira Göktürk kağanlarının Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Yoksul milleti zengin ettim, aç halkı doyurdum, az halkı çoğalttım ifadesiyle beliren eski Türk velayet-i paderana sıfatı Tuğrul Bey ve haleflerinde de mevcut olup devletin başında kavmine baba mevkiinde bulunduğuna ve Oğuzları yurtlandırmak vazifesiyle karşılaştıklarına inanıyorlardı. Türk devlet anlayışına göre başta halkın veya Türk devlet anlayışına göre başta Hakan veya Sultan olmak üzere devlet ve memleket nasıl hanedan azasının müşterek malı sayılıyor ise boylarına hakim beyler yani bütün millet de tabi olarak bu ailenin fertleri telakki ediliyordu. Selçuklular gelmeden önce bile Horasan'ın Türkmenler ile dolduğuna ve Gaznelilere karşı zaferler kazanıldıkça Oğuzların Türkistan'dan dalgalar halinde Ceyhun'u geçtiklerine ve Balhan Dağı'nı astıklarına işaret etmiştik. Esasen Selçukluların Zaferleri de Oğuz muhaceratının devamlı surette kendilerine iltihakları ile mümkün oluyordu. Horasan'a 10 bin süvari ile gelen Selçukluların 100 bin kişilik Gazne ordularına karşı savaşabilmek için birkaç yıl içinde nasıl çoğaldıklarına dair en güzel bir misal sadece zayıf bir şahsiyet olan İnanç Yabgu'nun Dandanakan Muharebesi'ne
20 bin süvari ile katıldığına dair kayıttır. Zaferi mütakip bir Türkmen devletinin kurulduğunu duyan Oğuzlar artık sel halinde İslam ülkelerine akıyorlardı. Eski bir Selçuk tarihinin güzelce belirttiğine göre Türkler her ülkeye girdiler, her beldeye aldılar ve hiçbir engel ile karşılaşmadan her tarafa yayıldılar. Öyle ki almadıkları memleket, içmedikleri su, ateşlenmedikleri ocak kalmadı. Hükümdarlar onların gelişinden ürküp kaçtılar. Vardıkları şehirleri doldurdular. Hakimlerini kovup kendi valilerini tayin ettiler. Oğuzname rivayetlerini de işiterek bu Türk muhacretini tasvir eden meşhur Süryani müellifi Mihail de Türk kavmi çıkınca yeryüzünü doldurdu. Daha önce çıkmış olanları temkil ettiler. Zira dünya onları taşımaya kafi değildi. Bunlar onları, yani ilk çıkanları, garba doğru ittiler. Önlerinde köpeğe benzer bir hayvan, Oğuznamedeki bozkurt, yürüyor, ona yetişemiyorlardı. Hareket etmek istediği zaman göç, yani kalkınız diye sesleniyordu. Türkler o duruncaya kadar ilerliyor ve orada çadır kuruyorlardı. Uzun müddet onları sevk ettikten sonra kayboldu ve bir daha bu hayvandan bahsedildiği duyulmadı. İfadesiyle gördüğü ve işittiği Oğuz göçlerini anlatmıştır. Türk devlet telakkilerine ve göçebe feodalizmine yabancı bulunan İslam hükümdar ve müellifleri ilk zamanlarda istila ve yağmaların mesuliyetini Tuğrul Bey'e yüklemekle haksızlık yaptıklarını fark edemiyorlardı. Filhakika Diyarbakır Mervani emiri Nasuruddevle Oğuz akınları karşısında Tuğrul Bey'e şikayet ettiği zaman Selçuklu Sultanı ona "Kullarımın memleketine geldiğini haber aldım. Sen bir hudut emirisin. Onlara mal verip kafirlere, yani doğramaya karşı kendilerinden faydalanmalısın. Zira onların maksatları Ermeni beldeleridir." Cevabi mektubu ile hem bu asi ırktaşlarını uzaktan himaye etmekte, hem yerli Müslüman halkı düşünmekte ve hem de Anadolu'nun fetih lüzumunu göstermektedir. Gerçekten 1047 yılında Türkistan'dan Nişabur'a çok kalabalık bir Oğuz muhacir halkı gelmiş idi. Yersizlikten ve yurtsuzluktan şikayet ediyorlardı. İbrahim Yenal onlara "Memleketim sizin oturmanıza imkan verecek kadar geniş değildir. Bu sebeple doğrususudur ki Rum, yani Anadolu gazasına gidiniz. Tanrı yolunda cihad yapınız ve ganimet alınız. Ben de arkanızdan gelip bu hususta size yardım edeceğim." Derken Selçukluların hangi zaruretler ile Anadolu fetihlerine giriştiklerine ve devletin bununla ilgili siyasetlerine dair güzel bir örnek verir. İslam ülkelerine Türk muhacereti aralıksız devam ediyor. İslamiyet Türkler arasında yayıldıkça göçler birbirini kovalıyordu. 1043 yılında Bulgar Havalisi'nde yazılan ve Balasagun Kaşgar Havalisi'nde kışlayan, düzeltiyorum, 1043 yılında Bulgar Havalisi'nde
Yazlayan ve Balasagun Kaşgar havalisinde kışlayan 30 bin çadır halkı Müslüman olmuş, bayramda 30 bin koyun kurban kesmiş ve İslam memleketlerine dağıtmış idi. Bu sonsuz muhacirat ve istilalar büyük meseleler çıkarıyor ve devleti uğraştırıyordu. Tuğrul Bey önünden Zencan'a çekilen Arslan Yabgu, Oğuzları her tarafı istila ve akınlara uğratıyordu. Tuğrul Bey bir elçiyle onları itaate ve huzura çağırdığı zaman bu Türkmenler senden korktuğumuz için uzaklaştık ve buraya konduk. Gayemiz ya Horasan'a dönmek veya Rum'a gitmektir deyip itaati de reddettiler ve Anadolu'ya göçtüler. Selçuklu devletine henüz bağlanmamış olan Oğuz gruplarının geçim derdi ile ve yurt bulmak maksadı ile yaptıkları istila ve yağmalar karşısında o derece feryatlar yükselmiştir ki bizzat halife kaim bi emrillah bu duruma son vermek maksadı ile devrin meşhur alimi Maverdi'yi 1044 senesinde bir mektup ile Tuğrul Bey'e gönderdi. Sultan elçiyi 4 fersahlık mesafeden karşılamakla halifelik makamına karşı tazimlerini gösteriyordu. Türklerin siyasi durumunu ve muhaciratın ehemmiyetini kavrayamayan halife ve elçisi de Tuğrul Bey'i bu hadiselerden mesul sayıyor ve adaleti, merhameti, dindarlığı ve idari dehası ile tanınan sultanı anlayamıyordu. Filhakika bu mektup ve bu vesile ile cereyan eden müzakereler bu hususta çok ehemmiyetlidir. Halife mektubunda "Ey Tuğrul Bey, Muhammed, aldığın memleketler sana kafidir" diye kafidir. Diğer İslam ülkelerine ve hükümdarlarına dokunma diyordu. Buna karşı Tuğrul Bey, benim askerlerim, yani benim milletim pek çoktur ve bu memleketler onlara kifayet etmemektedir cevabını veriyordu. Elçi, bütün dünyayı alsanız ve yaksanız yine de size ve askerlerinize kafi gelmeyecektir diyerek sultanı doğru harekete davet ediyordu. Tuğrul Bey doğru hareket için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Eğer adamlarımdan yani Türkmenlerden aç kalanlar kötülük ediyorlarsa buna karşı ben ne yapabilirim? Cevabı ile durumu bize manalı bir şekilde aydınlatmaktadır. Bu görüşmeden sonra yine de halifeye tazimde ve elçisine hürmette kusur etmeyen sultan kaim bi emrillah'a 30 bin dinar hediye göndermeyi de unutmaz. Selçuklu sultanları bir yandan Oğuzları devletlerinin kurucusu ve temeli saymışlar. Bir yandan da feodal anlayışlarına göre yurtsuz oluşları ve itaatsiz hareketleri dolayısıyla onlar ile çok uğraşmışlardır. Nizamül Mülk bu hususta her ne kadar Türkmenlerden bıkkınlık geldi ise de sayıları çoktur. Bu devletin kuruluşunda çok hizmetleri ve emekleri geçtiği için de bu devlet üzerinde hakları vardır ve sultanın akrabalarıdır. Mütalası ile
devletin Türkmenlere bakışını çok güzel ifade etmiştir. Tuğrul Bey, Alparslan, Melikşah ve Türkiye Selçuklu sultanları merkeziyetçi bir devlet vücuda getirmek mecburiyetinde. Düzeltiyorum. Merkeziyetçi bir devlet vücuda getirmek ve siyasi parçalanmayı önlemek maksadı ile feodal ve asi yurttaşlarını tenkil mecburiyetinde kaldıkları halde bazı tarihçiler Selçuk hükümdarlarının bu meşru hareketlerine mütegallibilik ve devleti ele geçirmek isteyen şehzade ve beylerin isyanlarını da Türkmencilik esasına göre Oğuzların müdafiği sanmışlar. Türkmenlerin Anadolu'ya sevki zaruretini ve Türklerin gaza ve fütuhat emellerini de sultanların onlara karşı nefretiyle izah eylemek istemişler. Ve hatta sarayın köle muhafız kuvvetine bakarak Selçuk ordusunun ekseriyetini Türklerden gayri unsurlar teşkil ettiği hatasına düşmüşlerdir. Devlet mefhumu ile uzlaşmayan bu fikrin tarihi realite ile de bir münasebeti yoktur. Tuğrul Bey, Alparslan ve Melikşah gibi ilk büyük Selçuklu sultanları için Anadolu'nun fethi bir yandan keşif Türkmen muhaceratı baskısı ile ve onlara yurt bulmak zarureti ile yapılmakta, bir yandan da kendi devletlerini, Müslüman halkı, halk ve ülkelerini istila ve asayişsizlikten korumak maksadını gütmekte idi ki Anadolu'nun Türkleşmesi bu iki başlı siyaset ve gayretlerin neticesi olarak tecelli etmiştir. Bu iki cepheli siyaset yanında Selçuk hükümdarları İslam'ın sultanı ve hamisi sıfatı ile onun eski ve yenilmez düşmanı Bizans İmparatorluğu'na karşı Türkmenleri gönderir ve orduları ile bu göçlere yol açarken aynı zamanda İslam'ın cihat mefkûresini ve Türklerin kadim cihan hakimiyeti ideallerini de gerçekleştiriyorlardı. Tarihin en büyük göçlerinden ve nüfus hareketlerinden birini ve hatta Cermen istilası ile mukayese edildiği takdirde birincisini teşkil eden bu Türk muhaceratı bugüne kadar mahiyeti, sebep ve neticeleriyle henüz araştırılmadı ve anlaşılamadığı için yalnız Selçuklular tarihi değil, umumiyetle Garp Türklüğü ve Anadolu'nun Türkleşmesi gibi mühim meseleler ve Selçuklular devletinin siyasi karanlıklar içinde ve Selçuklular devletinin Anadolu'nun Selçuklular devletinin siyaseti karanlıklar içerisinde kalmıştır. Bu sebeple muvaffakat ve münferit hadiselere bakılarak Selçuklular asla Bizans topraklarını fethetmek niyetinde değillerdi. Gayeleri Suriye ve Mısır olup sağ kanatlarında Bizanslılar ile sulh halinde yaşamaktan başka arzuları yoktu gibi tarihin seyrine aykırı iddialar ileri sürülmüş ve yayılmıştır. Bu umumi hükmün Alparslan'ın İslam nizamı ve devletine düşman bulunan Şii Fatimilere karşı 1070'te Suriye'ye yürüyüp bu sebeple Bizans'a karşı
bir hareket niyetinde olmadığın Suriye'ye yürüyüp bu sebeple Bizans'a karşı bir hareket niyetinde olmadığına dair bir muvakkat bu vakıya dayandığını hatırlatırsak yalnız fikrin dayanağını vermiş oluruz. Zira Bizans'ın Haçlı seferleri devam etmiş ve Selçuklu cihadı ve Türklerin isyanı da mukadder olmuştur. Evet, kıymetli dostlarım, şimdi Selçuklu sultanları ve Anadolu'nun Gazze fetih sebeplerini anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. Şimdi ise videomuzun ikinci kısmında bu konu hakkında başka bir kaynaktan daha faydalanalım değerli dostlarım. Bir saniye hemen araştırıp hemen sizlere bunu paylaşacağım. Değerli dostlarım. Anadolu'ya Oğuzlar tarafından yapılan akınlar. Anadolu'ya yapılan ilk Türk akınları gönüllü Horasan gazilerinin Gaza için Doğu Roma topraklarına girmesiyle başlamıştı. Çağrı Bey 1016'da Azerbaycan'daki Türkmenleri yanına alarak Doğu Anadolu'ya girmişti. 1028'de Arslan Yabgu'nun hapse atılmasından sonra onun emrinde olan Türkmenler de Azerbaycan üzerinden Doğu Anadolu'ya girmişlerdi. Selçuklular Dandanakan zaferini kazandıktan sonra sürekli batıya doğru bir genişleme eğilimindelerdi. Tuğrul Bey, Azerbaycan ve Irak'ı Acem'in fethini İbrahim Yunal'a vermişti. İbrahim Yunal'ın reyi ele geçirmesiyle Arslan Yabgu'ya bağlı Oğuzlar Azerbaycan'a çekildiler. İbrahim Yunal onları itaate davet ettiğinde onlar senden korktuğumuz için uzaklaştık ve buraya konduk. Gayemiz ya Horasan'a dönmek ya da Roma gitmektir diyerek Anadolu'ya girdiler. Selçuklulara tabi olmak istemeyen bu Oğuz Türkmen beyleri yerli halk ile mücadele ediyor, yağma yapıyor ve sürülerini otlaklar arıyordu. Pek çok kez ihanete ve kayıplara da uğradılar. İbrahim Yunal'ın baskılarıyla Azerbaycan'daki ve Selçuklu ülkesindeki Türkmenler Doğu Anadolu'ya girdiler. Bu Türkmenlerden anası oğlu ve Boğa, Diyarbakır çevresini, Oğuzoğlu Mansur, Cizre, Nusaybin ve Musul çevresini ele geçirdiler. Musul emiri, Diyarbakır emiri ve Büveyhi hükümdarı bu Türkmenlerin hareketlerini Tuğrul Bey'e şikayet ettiler. Tuğrul Bey, bu asi ırktaşlarını himaye etmekle birlikte Türkmen beylerine haber göndererek İslam ülkelerindeki akınlardan vazgeçmelerini, yurtları Azerbaycan'a dönerek Doğu Roma'ya akın yapacak beylerin hizmetine girmeleri yönünde bir emir gönderdi. Anası oğlu Göktaş, Boğa ve Oğuzoğlu Mansur gibi Türkmen beyleri Dicle'nin kuzeyinden Murat suyunu takip ederek Erciş önlerine kadar geldiler. Erciş'in Doğu Romalı yöneticisi Stepanos bu beylere topraklarından geçme iznini vermedi. Türkmenler bu yöneticiyi yapılan muharebede yenerek Azerbaycan'a gittiler. Tuğrul Bey, İbrahim Yınal, Kutalmış ve Musa Yapkun'un oğlu Hasan'ı Azerbaycan'a gönderdi. Kutalmış, babası Arslan Yapgu'ya bağlı Oğuzları yanına aldı. Onlar Gence yakınlarında sınıflanan bir Doğu Roma birliğini adeta yok ettiler. Aras Nehri'ni takip eden Kutalmış, Tuğrul Bey'e gönderdiği mektupta bu bölgenin zengin ve Romalıların bir kadın gibi korkak olduğunu ve bu sebeple bu bölgenin kolaylıkla fethedileceğini söylüyordu. Türkmenlerin öncü birliğinin başında olan Musa Yapgu'nun oğlu Hasan, 1048'de Erzurum civarından dolaşarak Van Gölü havzasına girdi. Bölgenin hakimi Auron ve Gürcistan valisi Liparit'in gönderdiği birlikler Hasan'ı Zat suyu kenarında pusuya düşürdüler. Hasan ve arkadaşlarının çoğu şehit edildi.
Hasan Kale, bir diğer adıyla Hasinler Muharebesi. Sultan Tuğrul Bey, şehit düşen Hasan'ın ve Selçuklu askerlerinin intikamını almak için İbrahim Yınalı, Azerbaycan valisi tayin etti ve Anadolu'ya hareket emrini verdi. Kutalmış'ın da onlara dahil olmasıyla 1048'de onlar Anadolu'ya girdiler. O dönemde yaşamış bir Ermeni müellifin ifadesiyle Türk milletinin korkunç dalgaları Erzurum ve Pasine ovalarına döküldü. Türkler gerçekten sel gibi Ağrı, Gümüşhane, Trabzon, Muş ve Erzurum civarına girdiler. Bölgede bulunan Doğu Roma kuvvetleri Pasine çekilerek İmparator 9. Konstantinos'tan yardım istediler. İmparatorun emriyle Gürcü kralı Liparit, Selçuklu kuvvetlerine yakalanmadan bölgeye geldi ve Doğu Roma kuvvetleriyle birleşti. Bu kuvvetler Pasine Ovası'nda bulunan bugünkü Ügümü köyü civarındaki Kapetru, yani Hasan Kale Hisarı'nın olduğu tepenin eteklerine gelerek karargahlarını kurdular. 18 Eylül 1048'de bölgeye gelen Selçuklu ordusu 50 bin civarındaydı. Burada Selçuklular ile Doğu Roma ordusu arasında şiddetli bir muharebe başladı. Selçuklu ordusu biri İbrahim Yunalı, diğeri Kutalmış'ın komuta ettiği iki büyük gruba ayrılmıştı. Çetin bir savaş oluyor ve onu kolu kan akıyordu. Tüm gece devam eden şiddetli vuruşmada zaferi kimin kazandığı belli değildi. Selçuklu kanatları durdurulup geri püskürtülürken orta kanatta bulunan Selçuklu ordusu Roma'nın orta kanadını çökertmiş ve Liparit'i esir almıştı. Rum kuvvetlerinin saatler geçtikçe geri çekilmesiyle Selçukluların amansız mücadelesi ve çevirme hareketi sonucunda savaş Selçuklu kuvvetlerinin zaferiyle sonuçlandı. Başta Liparit olmak üzere birçok kumandan ve asker esir edildi. Savaş meydanından çekilen Doğu Roma komutanları Ani ve Van'a kaçarak canlarını kurtardılar. Doğu Roma'ya karşı yapılan ilk büyük muharebenin zaferle sonuçlanmasının ardından İbrahim Yınalı ve Kutalmış ele geçirdikleri ganimetleri ve esirleri Rey'de bulunan Tuğrul Bey'in yanına götürdüler. Van Gölü'nün kuzeyinden Trabzon'a kadar olan sahada Türkmen akıncıları durduracak bir kuvvet bulunmuyordu. İmparator 9. Konstantin'in başı Türklerle belaya girmişti. Yakın tehlike olan Peçenek Türkleri tarafından sıkıştırıldığı için Tuğrul Bey ile anlaştı. Liparit'in serbest bırakılması ve barış yapılmasına karşılık kaynakların ifadesiyle eski devirlerde eşi benzeri görülmemiş miktarda değerli hediyeler gönderdi. İmparator Tuğrul Bey'in İstanbul'daki caminin tamir edilmesi, Fatimiler adına okunan hutbenin Abbasiler adına okunması isteklerini de kabul etti. Hatta bu camiye Tuğrul Bey'in ok ve yay işaretleriyle tuğrası da konulmuştu. Tuğrul Bey adeta Sünni İslamiyet'in koruyuculuğunu üstlenmişti. Tuğrul Bey'in ana bir kardeşi olan İbrahim Yınal'ın ilk isyanı. İbrahim Yınal, Azerbaycan, Anadolu ve Irak'ta yaptığı fetihlerle oldukça kudretli bir konuma gelmişti. Hasan Kale Muharebesi'nden sonra hakkını alamamış, Çağrı Bey ve İnanç Yapkuğu'nun elinde bulunan hakimiyetten mahrum bırakılmış ve kırılmıştı. İbrahim Yınal, Hamedan çevresinde kendine hakimiyet kurmak istiyordu. Tuğrul Bey, İbrahim Yınal'dan onun elinde bulunan Hamedan şehrini ve civarındaki bazı kaleleri istedi. İbrahim Yınal bunu kabul etmediği gibi ana Selçuklu ordusundan ayrılarak kendi kuvvetlerini oluşturdu. Bunun üzerine Tuğrul Bey 1050'de büyük bir ordu ile İbrahim Yınal üzerine harekete geçerek onu mağlup etti ve yaşanan savaştan sonra esir aldı. Ona çok iyi muamele etmiş ve serbest olduğunu bildirmişti. İbrahim Yınal ise Tuğrul Bey'in yanında kalmayı tercih etti. Tuğrul Bey'in Anadolu Seferi. Tuğrul Bey, İbrahim Yınal sorununu çözdükten sonra Yüveyhileriyle beraber hareket eden İsfahan emirini kuşattı. Bir yıl süren kuşatmanın sonunda İsfahan 1051'de ele geçirildi. Kirman, Musul ve Şiraz'ın fethedilmesiyle Yüveyhi devleti sadece Bağdat'la civarında sıkışmıştı. Bağdat'ın fethi artık an meselesiydi.
Doğu Roma toparlanmış ve kaybettikleri toprakları ele geçirmeye çalışıyordu. Tuğrul Bey 1054'te Tebriz'e geldi. Ardından Anadolu topraklarına girdi. Önce Erciş Kalesi'ni kuşattı ve ele geçirdi. Ardından Malazgirt'e geçen Tuğrul ordusunu üçe ayırarak Kars, Erzurum ve Canik yönüne gönderdi. Tuğrul Bey ise Malazgirt'i 3 gün kuşattıktan sonra Pasin civarına geldi. Bölgede bulunan Doğu Roma birlikleri kalelerinden çıkmıyordu. Kışın da yaklaşmasından dolayı Tuğrul Bey geri dönmeye karar verdi. Ordusuyla beraber Malazgirt'e tekrar geldi. Burası komutan Vasile emrinde çok iyi tahkim edilmişti. Sultan günde 2 defa kaleye hücum ediyor ama bir sonuç alamıyordu. Bir ay süren kuşatmada her iki tarafta mancınık kullanıyordu. Türk akınlarını Kutalmış yönetiyordu. Bir Frank fedaisinin Selçukluların büyük mancınığını yakmasıyla kuşatma sonuçsuz kaldı. Bölgeyi terk eden Tuğrul ani bir saldırıyla alınması çok güç olan Adilcevaz Kalesi'ni Urfalı Mateus'un tabiriyle ateş fışkıran kara bulutlar gibi saldırdı ve ele geçirdi. Ardından halifenin çağrısı ile Bağdat'a döndü. Tuğrul Bey'in Anadolu'da bıraktığı 3000 kişilik Selçuklu kuvveti 1062'ye kadar akınlarına devam etti. Onlar Sivas'a kadar ulaşıp şehri ele geçirdiler. Esirler ve ganimetler ile tekrar Azerbaycan'a döndüler. Doğu Roma'nın savunma gücü test edilmiş ve kırılmıştı. Sultan Tuğrul'un Bağdat'a girişi. Abbas halifesi Kayın Biemrillah, Müvehhillerin meşhur kumandanı aslen Türk olan Arslan Besasir'den şikayetçiydi. Halifenin ısrarlı daveti üzerine Tuğrul Bey 1055 yazında içinde 8 filin de bulunduğu ordusuyla Bağdat'a girdi. Halife Tuğrul Bey'i büyük bir merasimle karşıladı. Sultan Bağdat'a girdiğinde Müvehhillerin 120 yıldır devam eden egemenliğine son verdi ve Irak topraklarının büyük bir bölümünü ele geçirdi. Bağdat camilerinde hutbe Sultan Tuğrul adına okundu. Halife tarafından hediye edilen altın tahta oturan Tuğrul Bey, Bağdat'a yeni camiler, saraylar, evler, mahalleler ve konaklar yapılmasını emretti. Artık Bağdat, Tuğrul Bey şehri diye anılmaya başlanmıştı. Tuğrul Bey Bağdat'tan kuzeye kaçan ve ordu toplayan Besasiri'yi yakalamak için önce Kutalmış'ı gönderdi. Onun başarısız olmasıyla 1057'de bizzat kendisi Bağdat'tan çıktı. Bunun üzerine Besasiri Musul'dan Suriye topraklarına geçti. Bu sefer ile Tuğrul Bey Selçuklu aleyhinde davranan Mervanilerin elinde bulunan Cizre'de Sincar'ı ele geçirdi. Diyarbakır'daki Mervani emiri yıllık 100 bin dinar göndererek itaat etti. Tuğrul Bey Musul'u İbrahim Yınal'a vererek Bağdat'a döndü. Halife Tuğrul Bey'e sancak verip lat giydirdiği gibi iki kılıç kuşattı. Tuğrul Bey'i Melikül Maşrik vel Marik yani doğunun ve batının hükümdarı ilan etti. Dinin temel direği lakabını verdi. İbrahim Yınal'ın öldürülmesi. Tuğrul Bey'in ana bir kardeşi olan İbrahim Yınal'ın isyan edeceği bilgileri geliyordu. Tuğrul Bey'in daveti üzerine Bağdat'a gelen İbrahim Yınal, böyle bir şey olmadığı ve bağlı olduğunu bildirerek Tuğrul Bey'i ikna etti. İbrahim Yınal'ın yokluğundan faydalanan Besasiri, Musul'u kuşattığı haberi gelince Tuğrul Bey Musul'a yöneldi. Yoldayken İbrahim Yınal'ın isyan ettiğini ve Hamedan'a doğru gitmekte olduğunu öğrendi. Süratle yönünü değiştirerek Hamedan'a ulaştı. 30 bin askeri kuvveti olan İbrahim Yınal, Hamedan'ı kuşattı. 1059'da reye çekilen ve asker sayısı çok azalan Tuğrul Bey yardım çağrısında bulundu. Çağrı Bey artık çok yaşlanmış ve hastalanmıştı. Saltanat iddiasıyla harekete geçen İbrahim Yınal'a karşı Tuğrul'un yanında yer aldı. Destek için oğulları Alparslan, Kavurt ve Yakuti'yi kalabalık bir orduyla rey üzerine gönderdi. Rey civarında yapılan muharebede İbrahim Yınal yenildi. Alparslan tarafından yakalanarak Tuğrul Bey'e teslim edildi. Bu sefer Tuğrul Bey tarafından affedilmedi. 23 Temmuz 1059'da yay kirişiyle boğduruldu. İbrahim Yınal, Çağrı Bey ve Musa Yapbu gibi kendisine müstakil bir yönetim istiyordu. Zira onlar kendi bölgelerinde hutbe okutuyor ve hakimiyet alameti olan 5 nevbet çaldırıyordu.
Bu dönemde Kutalmış'ın da isyanla kalkıştığı yönünde bilgiler bulunmaktadır. Çünkü o, babası Arslan Yapgu'nun Selçuk'un ölümünden sonra Selçukluların başına geçtiğinden dolayı hakimiyetin kendilerine verilmesini istiyor. Hiç olmazsa o da bir hakimiyet sahası istiyordu. Aynı yıllarda doğuda bulunan Çağrı Bey hem Karahanlılar hem de Gazneliler ile sulh yaptı ve saldırmazlık anlaşmaları imzaladı. Çağrı Bey 1059'da 70 yaşındayken Serah'ta vefat etti. Anadolu Selçuklu hariç tüm Selçuklu sultanlarının atası olan Çağrı Bey kahraman ve cesur bir askerdi. Halifenin Bağdat'a gelen Besasiri tarafından esir edilmesi. Tuğrul Bey İbrahim Yınan ile uğraşırken Arslan Besasiri kolayca Bağdat'a girdi. Halife Kayınbiye İmrillah'ı esir aldı ve sarayını yağmaladı. Bağdat'ta hutbe Şii Fatim Halifesi adına okundu. Besasiri Bağdat ve çevresini ele geçirdi. Tuğrul Bey bunu haber alınca hızla Bağdat üzerine yürüdü. Tuğrul Bey'in geldiğini haber alan Besasiri şehri terk etti. Bağdat'a giren Tuğrul Bey halifeyi kurtardı ve halifenin bindiği katırın ipini tutarak sarayına kadar götürdü, tahtına oturttu. Tuğrul Bey Bağdat'ta nizamı kurduktan sonra ordusunu Besasiri üzerine gönderdi. Besasiri Suriye'ye kaçacağı sırada 1060 yılında askerleriyle birlikte yok edildi. Tuğrul Bey Bağdat'ı Emir Porsuk'a emanet etti. O Bağdat'tan Rey'e döndükten kısa bir süre sonra hastalandı. 6 ay süren bu hastalık sonunda 4 Eylül 1063'te 70 yaşını geçmiş bir şekilde vefat etti. Devrim bütün kaynaklarında iyi katliliği ve adaleti anlatılmıştır. Tuğrul Bey 25 yıl süren saltanatı boyunca Selçuklu Devleti'ni sağlam temeller üzerine oturtmuş ve devletin sınırlarını batıda Anadolu çevresine kadar uzatmıştı. Oğuzların Anadolu'ya girmelerini her zaman teşvik etmiş ve Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinde büyük katkıları olmuştur. Tuğrul Bey'in oğlu yoktu. Sultanın ölüm haberini alan Çağrı Bey'in oğulları Süleyman ve Alparslan ile Arslan Yapgu'nun oğulları Kutalmış ve Resul Tegin yeni sultan olabilmek için Rey'e harekete geçmişlerdi. Evet, kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, konuyu biraz uzun aldım. Çünkü konunun daha iyi anlaşılmasını istiyorum. Bu konu çok önemli. Çok gerekli bir konu. O yüzden ben bu konuyu uzun aldım. Ve Tuğrul Bey'in ölümüne kadar da bu konuyu getirdim. Şimdi kıymetli dostlarım, şöyle bir durumumuz var. Ben biraz da kendi fikrimle bu olaya bakmak istiyorum. Yani Anadolu'ya neden geldik? Yani biz Anadolu'ya neden geldik? Bunu anlatmak, bunun hakkında elimden geldiğince dilimin döndüğünce son 5-6 dakikamızda konuşmak istiyorum. Şimdi dostlarım, biz Anadolu'ya neden geldik? Yani Türkler olarak Anadolu'ya ne için geldik biz? Evet. Kıymetli dostlar, Anadolu'ya gelmemiz olayına bakacak olursak, herkesin bildiği sebepler nelerdir? İşte efendim, otlaklar yetersizdi Orta Asya'da. Kıtlıklar oluyordu. Salgın hastalıklar oluyordu. Çin baskısı vardı. Boylar arası mücadeleler yaşanıyordu. Gibi bir sürü sayabiliriz. Doğru mu? Doğru. Şimdi evet, kıtlıklar oluyordu. Çünkü Orta Asya'nın iklimi kıtlık yaşanmasına çok müsait bir iklimdi. Bu doğru. Bunu da herkes kabul ediyor. Ama şimdi şöyle bir durum var. Anadolu'da hiç kıtlık olmadı mı? Yani şunu diyebilir miyiz? Anadolu'da hiç kıtlık olmadı. Her şey bolluk, bereket içerisindeydi.
Türkler Anadolu'ya gelince hiç kıtlık yüzü görmediler. Bunu diyebilir miyiz? Elbette ki bunu diyemeyiz. Çünkü Anadolu'da da çok nadir de olsa kıtlıklar yaşanmıştır. Özellikle de Doğu Anadolu'da. Kıtlıklar yaşanmıştır. Gelelim salgın hastalıklar konusuna. Orta Asya'da çok salgın hastalık vardı. Bu arada burnum kanıyor. Ondan dolayı biraz böyle yapıyorum. Kusura bakmayın. Orta Asya'da çok salgın hastalık vardı. Herkes kırıldı, öldü, gitti. Türkler, tek bir Türkler sağ kaldı. Türkler de Anadolu'ya yerleşmeye karar verdi. Bunu diyebilir miyiz? Elbette ki bunu diyemeyiz. Çünkü Orta Asya'da kıtlık varsa, düzeltiyorum, salgın hastalık varsa, Anadolu'da da salgın hastalık olabiliyor. Verem gibi, su çiçeği gibi. Salgın hastalıklar hala olabilir Anadolu'da. Böyle bir durum var. Özellikle de Doğu Anadolu'da. Şimdi üçüncü konu Çin baskısı. Yani Çin çok güçlüydü. Türkler bundan korktu kası. Bunu diyebilir miyiz? Dostlarım, bunu diyemeyiz. Neden bunu diyemeyiz biliyor musunuz? Çünkü biz eğer Çin'den zayıf olsaydık şöyle bir şey olurdu. Biz eğer Çin'den zayıf olsaydık şu anda Çinlilerin yaptığı ve uzaydan dahi görünebilen Çin Seddi olmazdı. Bilakis biz Türk Seddini yapardık Çinliler gelmesin diye. Halbuki bizler Çinlilerden güçlüydük. Çünkü bizim demir gibi alplerimiz, mızraklarımız vardı ve bizler Çinlileri defalarca yendik. Bilakis eğer Çinliler güçlü diye Orta Asya'dan kaçmış, yani bir nevi kaçmış olsaydık, doğru mu? Doğru mu? 1071'de dahi Alp Arslan'ın karşısına her ne kadar paralı yabancı askerler de toplasa, askerler birinin dilini anlamasa da çok büyük bir orduyla gelmişti zaten. Malazgirt'i kaybedebilirdik. Zaten biz güçten, yani başka devletlerin gücünden korkuyorduk. Malazgirt savaşını neden kaybetmedik? Bir de bir konu daha var. Madem biz Anadolu'ya gelecektik, hedef Anadolu'ydu, neden Karadeniz'e çıktık? Asya onlara olduk. Dostlarım, Türkler şunu istemiyorlar. Türklerin, yani bizlerin tek amacı Anadolu'ya gelip de Anadolu'da yerleşmek, başka da hiçbir yere gitmemek değil. Ki bakkanı Osmanlı Devleti. Söğüt'te kurulup Viyana'ya kadar dayanan, Tebriz'e kadar dayanan, Karadeniz'i içine alan, Fas'a kadar dayanan muazzam bir devlet değil mi? Tüm bunları göz önüne aldığımızda Türkler hakkında şunu diyebiliriz ki bizler, yani Türkler, günümüzde dahi siyasi görüşümüz ne olursa olsun, bakın tekrar ediyorum, siyasi görüşümüz ne olursa olsun, bütün dünyanın Türk bayrağı altında toplanmasını isteriz değil mi? Devletimizin kudretli olmasını, devletimizin güçlü olmasını isteriz değil mi? Yani buna bakarak da şunu söyleyebiliriz ki bizim tek amacımız Anadolu'ya gelmek değildi, dünya fethiydi. Bunun için de Anadolu gerekliydi. Şimdi kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biz bu videomuzda sizlerle birlikte Selçuklu sultanları ve Anadolu'nun fetih sebepleri konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği, dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye çalışmıştık. Çalıştık. İnşallah önümüzdeki videomuzda ise sizlerle birlikte genel Türk göçleri, yani umumi Türk muhaceratı konusunu ele alıp bu konu hakkında sizlere elimizden geldiği, dilimizin döndüğünce bilgi vermeye çalışacağız. O zaman önümüzdeki videomuzun konusu umumi Türk muhaceratı, yani genel Türk göçleridir. Öncelikle hepinize videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
Önümüzdeki videomuzda yeni konumuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun inşallah. Allah'a emanet olun.